Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte sıfırdan Almanya'da bir program, bir üniversite programı nasıl bulabiliriz? Ee, gerek lisans, gerek yüksek lisans, gerek işte doktora eğitimi için bu e, üniversiteleri aradığımız programları nasıl en kısa yoldan bulabiliriz ve bunların doğruluğunu yani bu bilgilerin doğruluğunu bulduğumuz bilgilerin e, nasıl teyit edebiliriz? Bunları size biraz anlatacağım. Bundan sonraki videoda ise üniversitelere nasıl başvurabileceğimizi anlatacağım. Araya böyle bir video koymak istedim çünkü illaki sorular olacaktır. İşte üniversiteyi nasıl bulmamız gerekiyor, nasıl karar vereceğiz okuyacağımız bölümle birlikte. Bunlar önemli. Ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi aklınızda gidebileceğiniz bir konum olması gerekiyor. Yani siz mesela şehir olarak araştırmanız gerekiyor. İşte Almanya'da hangi şehir sizin için daha iyidir? İşte Berlin'de mesela Berlin mi daha iyidir veya işte Münih mi daha iyidir? Berlin sonuçta bir başkent ve çok kalabalık. Münih gibi şeyler, Berlin, Münih, Frankfurt, Hamburg bu gibi şeyler genel olarak Köln büyük şehirler olduğu için yaşam masraflarınız daha fazla olacaktır. Daha küçük şehirlerde yaşam masraflarınız daha az olacaktır. Ama mesela daha büyük şehirlerde iş olanaklarınız daha fazla olacaktır. Bunları böyle bir tablo halinde göz önünüze getirerek bir seçim yapmanız gerekiyor. Özellikle bir konum seçimi yaparsanız ona göre de üniversite bulursunuz. Ve ona göre de bir size göre bir size uygun program bulursunuz. Bunlara dikkat etmenizi öneririm. Bu şehir araştırması gerçekten önemli. Yani kalacağınız yer önemli aslında. Hangi üniversite olursa olsun demek biraz bence e, hatalı bir şey olur. Anlayış olur. Bazı üniversiteler sıfır dille şartlı kabul verebiliyorlar. E, birkaç üniversite var onları açıklama kısmında belirteceğim o üniversiteleri. O üniversitelere de özellikle bakmanızı e, tavsiye ederim. Bir Bremen gibi, Tudortmund gibi. Onlara da özellikle bakın. E, diyeceğim başka bir şey yok herhalde. Şimdi geçebiliriz ekranımıza. Evet ekranımızdayız. Şimdi bu araştırmayı nereden yapacağız derseniz burada DAD diye bir kurum var. DAD bir özel bir vakıf gibi diyeyim aslında. Bu tür işte üniversite işlerine vesaire bakıyor. Bunun Türkiye ayağı da var. DAD'ye nasıl ulaşabiliriz? Study and Research in Germany yazarak ulaşabiliriz. İlk önce karşınıza böyle bir sayfa açılacak. Buradan dil seçimini yapabilirsiniz. İşte Almanca, İngilizce olarak. Şimdi aşağıya şöyle iniyoruz. International Program, all degree, in pro, all degree Programs in Germany veya işte dil programları kısa e, kurslar olarak ayrılıyor. Şimdi ben burada bir lisans eğitimi araştırması yapacağım sizler için. Önce e, tüm programlara bir giriyorum. Burada bazı filtrelerimiz olacak. Bu filtreler üzerinden aramalar yapacağız. Şimdi program tipimize bakalım. Eğer herhangi bir üniversiteden mezun değilseniz, direkt liseden mezun olup üniversite araştırıyorsanız, bu undergraduate buna tıklıyoruz. Graduate ya, yeah. undergraduate course of study. Şimdi bu kısımdan da alanınız yani bölümünüz neyse onu seçeceğiz. Örneğin mühendislik için herhangi bir arama yapalım. Derecemiz bachelor master, diplom, final. Bizim biz bachelor arıyoruz. Lisans eğitimi alıyoruz. Evet. Şimdi burada sizin karşınıza birçok okul türü çıkacak. Şimdi bir üniversite diyor bir de uygulamalı üniversite diyordu sanırım. Bir bakmam gerekiyor. Evet uygulamalı bilimler üniversitesi. Şimdi bu ne demek uygulamalı üniversite ve normal üniversite? Normal üniversiteler daha çok teoriye yönelik eğitimler veren üniversiteler. Ee, bu Hochschule dediğimiz üniversiteler ise Bunlar da yine üniversite Bunlar genelde 6 semestir oluyor Yani 3 yıl oluyor ee, 3 yıl içerisinde bitiyor Bunlar da daha çok pratiğe yönelik üniversiteler Yani sizin hedefinizde şu varsa ben bir an önce okuyayım, işte çalışma hayatına atılayım, iş hayatına atılayım diyorsanız Hochschule sizin için iyi bir tercihtir. Ama yok, ben daha çok üniversitede kalmak istiyorum, üniversitede işte hoca olmak istiyorum, üniversiteyle ilgili bilimsel araştırmalar yapmak istiyorum derseniz de normal üniversiteler tercih edebilirsiniz. Uygulamalı Bilimler Üniversitesi de yine aynı şekilde e, güzel üniversiteler. Yani hiçbir farkı yok. Sadece dediğim gibi teorik ve pratik kısımda birbirlerinden ayrılıyorlar. Buna dikkat etmek önemli. Şimdi ben e, Hochschule'yi türünden üniversitelere bakacağım. Evet. Durumlarımız. Şimdi burada dediğim gibi işte bir sürü üniversite açılacak ve sizin gerçekten bir yer kafanıza bir yer olması gerekiyor ki şimdi ona göre bir araştırma yapabilirim. Şimdi burada bir sürü üniversite var. Bu üniversitelerden herhangi birini seçebiliriz. Şimdi Hochschule Düsseldorf işte bir sürü böyle üniversite var. Bunlar bu arada işte ne üniversiteleriydi? Biz ne seçmiştik? E, mühendislik alanındaki üniversiteleri seçmiştik. Şimdi mühendislik peki mesela bizim alanımız ne olsun mühendislikte diyelim. Bilgisayar mühendisliği olsun. Hemen informatik diye aratıyorum ben burada. Burada bir sürü praktik seçmeni teknik ve pratik informatik var. Biz normal informatiğimizi seçiyoruz. Evet Şimdi burada bize birçok e, informatik çeşidi, birçok üniversite verecek. Bunlar arasında şimdi informatiğinde bir sürü alanı var. Ekonomi, informatiği işte birçok e, informatik var. Biz bunlar arasında mesela diyelim e, informatiye bakalım. Bu işletme tarzında bir şey yani e, bilgisayar bilimi, e, işletme bilimleri diye daha doğrusu geçiyor. İşte bizim işletme iktisatın e, karşılığı normal sek informatik olursa da bu da bilgisayar bilimleri diye geçiyor. Mesela e, ee, Göttingen Üniversitesi'nin bir şahs informatik diye bir şey varmış. Uygulaması programı varmış. Başka şöyle bakıyorum. Dediğim gibi kalacağınız yer ve kendinize bir üniversite belirlerseniz bu sizin için çok daha iyi olur. Evet Münih Teknik Üniversitesi gördüğünüz gibi. Osnabrück Üniversitesi. Tamam hemen birine girelim mesela. Evet bu bir informatik, bu medya informatiği lisans eğitimi üzerinde e, Beychalar Apsulus bachelor diyor. 6 sömestrmiş yani 3 yıl. Osna ve burada gördüğünüz gibi Yuli 2022 yani Temmuz 2022'den itibaren başvurularını alıyormuş bu üniversite. Lisansımız yaz ve kış döneminde Kabul müdu. Şimdi burada üniversitelerin genel olarak bu sistemde kabul koşulları diye bize ayrı bir link veriyor. Bu bir linki birazdan bakacağız ki buradan teyit edeceğiz. E, kabul şartlarını diyor. Ders dönemlerini buraya yazmış. Semester tarihlerini. Bu semester tarihlerine göre de biz e, sağlık sigortamızı yapacağız. Bu önemli. Bunu da anlatacağım. Sağlık sigortası nasıl yapabiliriz? AT11 belgesini nasıl alabiliriz? Bunu da yine anlatıyor olacağım. Son başvuru tarihlerini burada görüyorsunuz ki bunlar çok önemli. Buradan gördüğünüz gibi Avrupa Birliği'nden işte uluslararası öğrenciler olmayan ülkeler süresi doldu yazıyor. Bu süresi doldu. Şu an semester içerisinde olduğu için süresi doldu olarak gözüküyor. Tercih döneminden sonra bu süreler açılıyor. Yani bu süresi doldu kısmı olmuyor. Bunlar güncelleniyor. Kış dönemi için, yaz dönemi için hala da devam ediyor. Yani süresi herhangi bir şekilde dolmuyor. Siz her zaman başvuru yapabilirsiniz üniversiteye burada gördüğünüz gibi şu e, tarihler arasında. Şimdi ana dilimiz ise Almanca. Bir de şimdi okulun kendi sitesine gidip bakalım. Hochschule Osnabrück, informatik, medya informatik. Şimdi buradan e, bazı mesela DA'de olmayıp burada olan bazı bilgiler olabilir. Bu bilgilere de buradan kontrol etmemiz gerekiyor. Şöyle ben bakıyorum. E, aynı yani şeydeki DAA'daki bilgilerle bu bilgiler genel olarak aynı. Evet bu güzel bir tercih olabilir medya informatiği. Eğer bilgisayar mühendisliği mesela bir Türkiye'de bir bilgisayar mühendisliği seçtiyseniz bu medya informatik bölümüne e, başvurup buradan kabul alabilirsiniz. Daha sonra dil çalışıp Almanya'da da C1 sertifikanızı alıp üniversitenize başlayıp okuyabilirsiniz. Tabi e, başvuracağınız bölümünde sizinle yani sizin ilginizin içinde olması gerekiyor yani sizin ilgilenmeniz gerekiyor şimdi medya informatiği diye e, bilgisayar bilimleri diye gidip çok alakasız bir şey de okuyabilirsiniz bunları iyice araştırmanız gerekiyor medya informatiği nedir vazif e, medyan Informatik diye aratırsanız e, ve Türkçe çevirerek bakabilirsiniz birçok kaynak var ben hep böyle araştırmıştım evet gördüğünüz gibi burada birçok e, bilgi var buradan bulabilirsiniz üniversitelerin sayfalarından Üniversitemizi bu şekilde farklı farklı alternatiflerimiz var. Araştırabiliriz. Hemen ben farklı bir şey yapmak istiyorum. Mesela sonuçta bu konuda özgürüz. Ben ıı, tek bir yer için araştırma yapacağım. Köln diyeceğim yani. Köln üzerinden araştırma yapacağım. Bakalım nelerle karşılaşacağım. Evet. Şimdi arama tarafına Köln yazacağım. Köln Uni diye. Tehnişi Hochschule Köln diye arattım. Bilgisayar mühendisliği. Girelim mesela. Evet bu da 7 dönemmiş. Temmuz 2022'den itibaren alıyormuş. Derecesi lisans derecesi. Sadece kış dönemi kabul şartlarını ders dönemlerini görüyorsunuz. Son başvuru tarihleri. Burayla ilgili bir sürü işte bilgilerimiz var, ücretlerimiz. Mesela burası ücretliymiş, yani bu üniversiteden ücret alıyorlarmış. Ücretlere bakmanız gerekiyor. Yani bu şekilde site site araştırabilirsiniz. Kendi sitelerine üniversitelerin çok daha um, uygun bilgiler bulabilirsiniz, doğru bilgiler bulabilirsiniz. 2022 için Betrekt yani sizin orada vereceğiniz harç ücreti 291 euroymuş. Gerçekten güzel bir rakam. Burada birçok bilgi var. 285 euro kış dönemi içinmiş. Burada ücretlerini görüyorsunuz. Farklı farklı avantajlar varmış. Yukarıya bakacağım. Evet burada başvuru koşullarından bahsediyor. Nasıl başvurabileceğinizden. Üniversite üzerinden daha sonra online beverbox portal. Üniversite üzerinden başvuruyorsunuz. Size bir FPD diye bir belge geliyor. Bunu bir sonraki videoda anlatacağım. Bu FPD belgesiyle daha sonra üniversitenin kendi sayfasından başvuru yapacaksınız. Evet tanıtma vesaire. Burada gördüğünüz gibi bütün bilgiler var. Türkçe çevirip de bunlara bakabilirsiniz yani siz kendi aklınızdaki üniversite ve yere göre bir arama yaparsanız o arama kısıtlamasını azaltabilirsiniz. O arama çeşitliliğini azaltabilirsiniz. Çünkü birçok sonuç çıkıyor. Hangi birinin altından kalkacaksınız? öncelikli olarak yer ve bölüm seçmeniz gerekiyor. bu bir sonraki videoda motivasyon mektubu ve CV nasıl yazılır onu göstereceğim. Daha sonra üniversitemize başvuracağız ve inşallah kabul alırız. <laughs> Bundan sonraki süreçte böyle ilerleyecek. E, videolarımı takip etmeyi unutmayın. Devamı gelecek. Almanya'da yaşam ve Almanca ile ilgili videolar çekmeye devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.